Bu adamlar, bu yamyamlar şu anda seni, Mecbursun. evet seni, yani seni yemeye geldiler şu anda, anladın mı? Seni, şu an beni izliyorsun ya, seni, beni, hepimizi şu an yemeye geldiler bu adamlar. Herkes şuna bir idrak etsin yani. Şu an dışarıdan bir sıcak para geliyor, yabancı geliyor ama bunlar yamyam. Bak, bunlar yamyam. Yani bunlar ölünün üzerinden para kazanan tipler. Bakın, anlıyorsunuz değil mi benim cümlelerimi? Bakın, anladılar bizim sorunlarımızı, beklediler, beklediler, vermediler, vermediler, vermediler. Mehmet Şimşek hep gitti ya sağa sola. Niye parayı alamadı? Çünkü biliyorlardı, bunlar yamyam. En sonunda mecbur kaldık. Şu anda evet doğru, sıcak para döviz girişi var. Adamlar vurup kaçmaya geliyorlar buraya. Ve bizde de şu anda medya bunu sanki güzel bir şeymiş gibi, işte para gelmeye başladı, dolar TL kurunu sabit kaldı, artık döviz geliyor. Ya geliyor da bu adam kaç faizle alıyor? O faizi kim ödeyecek? O faizi biz ödeyeceğiz yani. Bunu düşünen var mı diye soruyorum Rubi abiye, pası atıyorum abi. Bu faiz oranı nedir? Dış yatırımcı nasıl geliyor ve nasıl bir soygunla karşı karşıyayız? Mehmet Şimşek geçen Mayıs ayındaki seçimlerden sonra göreve gelince aslında vaktiyle IMF'in bir koterellisi vardı. Türkiye masası şefi. Onun görevini icra etmeye geldi. Cari açığı kapatacak veya finanse edecek şekilde dış kaynak sağlamak göreviyle geldi. IMF'in, Dünya Bankası'nın veya uluslararası kuruluşların, hatta kredi derecelendirme kuruluşları var ya, işte S&P, Fitch, Moody's, bunlar da senin kredi borcunu geriye ödeme kabiliyetin artarsa notlarını paldır küldür artırırlar. Yeter ki kredi borcunu geriye ödeme kabiliyetin artmış olsun. Mehmet Şimşek'in görevi bu. Şu an bu. Bundan ibaret. Ama ne Yani diyor Mehmet abi Şimşek? son dönemde böyle hani bu dışarıdaki küresel kuruluşlar ikide bir Türkiye hakkında, ekonomimiz hakkında yorumlar yapıyorlar ya. Ya da Sebebi bu. bazıları diyor ya Mehmet Şimşek iyi gidiyor. İşte yeni ekonomi yönetimi iyi gidiyor. İnan Hatta ki biraz daha yalan. İnan ki yalan. biraz daha faizleri falan arttırması gerekiyor falan filan gibi böyle politikalarla dedim ya abi bunlar yamyam diye. Ama Şimdi bunlara da övünen birileri var ülkede maalesef. Övünüyorlar. Aa bak ne kadar burada güzel, iyi gidiyor diye. Mehmet Şimşek bununla övünüyor. Diyor ki orta vadeli plan açıkladım ben diyor. Eylül ayında ve o işlemeye başladı diyor. Sonuçlarını da almaya başladık diyor. Sonuçlarını da almaya başladık. Sonuçlarını enflasyon meselesini Mayıs'ta %75'e çıkacak diyor. Yılın İkinci çeyre şey, üçüncü çeyreğinde de diyor enflasyonda düşmeyi görmeye başlayacağız. Emin ol ki dış dünyanın bu sıcak paraların, bu fon girişlerinin, bu vurdu kaçtı paralar var ya, bunların enflasyonla filan umurları bile olmaz. Yani Londra baronlarının Türkiye'ye getireceği paranın enflasyonla uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialı bir cümle kullanıyorum. Enflasyon senin 86 milyonluk %85'i de dar gelirli, yoksulluk sınırı, açlık sınırında olan insanları ilgilendiriyor. Onları ilgilendiren ne biliyor musun? Onları ilgilendiren Mehmet Şimşek'in asıl söyledikleri. Diyor ki ben geldim diyor. Enflasyonu öyle şeye bırakıyor üçüncü çeyreğe. Ama diyor ben geldiğimde bankalarımızın borç çevirme oranı %96'ydı. Yani yurt dışından borç çevirme oranı, sendikasyon kredisi oranları 96'ydı. Ben geldim %148'e çıkarttım. Şirketlerimizin borç çevirme oranı, yabancı para borç çevirme oranı %73'tü. Ben geldim %118'e çıkarttım. Bunlar doğrudan yabancı sermaye için bulunan paralardan bahsetmiyoruz. Kısa vadeli carry trader dediğimiz, yani vurdu kaçtı. Faiz yüksekliğiyle kur arasındaki makastan faydalanmaya çalışan insanların heveslerini gösteriyor. Bütün batılı bankalar, bütün yabancı fonlar,
TL'nin gelir şampiyonu olacağını ilan ediyorlar 2024'te. Ya evet, gelir şampiyonu olacak da bu gelir bize gelmeyecek. Kendi namlarına söylüyorlar bunu. Ey milletim, sevgili milletim, yabancı bankalar ve fonlar TL'nin 2024'te en yüksek getiri sağlayacak varlık olduğunu söylerken patır patır not artırmaya, pozitif olan şeye, durağından pozitife görünümü çevirirken, Moody's'i, Fitch, S&P birbirlerini takip ederken kendi müşterileri adına bu açıklamaları yapıyorlar. Şimdi size basit bir örnek vereyim. Mehmet Şimşek ne dedi? Dedi ki ben borç çevirme oranlarını geldikten sonra artırdım. Nasıl artırdık? Politika faizi bile %53. Hazinenin ihalelerinden görüyoruz hazinenin borçlanma ihaleleri 47, 48, 49 filan. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Yabancılara niye biz soyulacağız diyoruz? Ben yabancı sermayeye karşı bir adam değilim. Kimse yanlış anlamasın. Ben doğrudan yabancı sermaye olarak dünyadan almamız gereken payın yıllık bizim potansiyelimize göre 40 milyar, 45 milyar dolar olması gerektiğini savunan bir adamım. Bu olmayınca ne yapıyoruz şimdi? Bu olmayınca bu sıcak paracılara teslim olduk. Neyle? Yüksek faizle. Yüksek faiz içeride yerli yatırımcının tasarruflarını enflasyona ezdirmemek için ilan edilmiş gibi gözükse de yabancıları ilgilendiren tarafı enflasyona yatırdıkları paranın eriyip erimemesi değil, onların gözettikleri tek bir şey var. Yüksek faiz. Yüksek faiz ve çıkarken de yüksek faizden faydalanıp çıkmaya çalıştıklarında da stabilitesinin sağlanacağı garantisi verilen döviz kuru. Yabancıları ilgilendiren o. Yerlileri ilgilendiren ne? Bana verilen faiz enflasyonun altında kalacak mı, kalmayacak mı? Konu bu. Bak, abi, o zaman konu şu. Sıcak para yabancı şu an ülkeye bir döviz girişini yapıyor. Bunu görüyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden de bunu anlayabiliyoruz sevgili seyirciler. Şimdi artış o, var. Şimşek onu söyledi diyeceğim. Yani Mehmet Şimşek de bununla övünüyor ama bunun 75 milyar dolar eksiden 35'e indirdim diyor. Bak, eksi 75'ten eksi 35'e geldin diyor. Yani 40 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın rezervlerini düzeltmeye yol açtım diyor. Mehmet Şimşek bunu söylüyor. Bununla övünüyor, iftihar ediyor. Ama Rumi abi, bunun sevgili seyirciler, bütün sebebi şu anda bir büyük soygundur. Soygundan, işte ondan yayın başında öyle atıyoruz. Bu adamlar, bu yamyamlar şu anda seni. Mecbursun. Evet, seni. Yani seni yemeye geldiler şu anda, anladın mı? Seni. Şu an beni izliyorsun ya. Seni, beni, hepimizi şu an yemeye geldiler bu adamlar. Bu adamlar yüksek faize geldiler. Beklediler. İşte buna da Rubel abi bahsetti, güzel söyledi. Çünkü bazı kavramları da bilelim. Buna da carry trade deniyor. Yani kısa vadede yüksek faizde vur kaç. Şimdi bu adamlar elbet bir gün kaçacaklar. Şu anda yavaş yavaş bir ülkeye döviz girişi var. Bu da tabii doğal olarak dolar TL kurumunu da etkiliyor. Bir anlamda olumlu anlamda da öyle. Merkez Bankası'nın rezervlerini de olumlu yönde etkiliyor. Ama bu, nasıl söyleyeyim ya, bu Rubel abi, gerçekçi bir rakam, gerçekçi bir değer mi? Gerçekçi bir para mı? Demin dedin ya. Senin paran değil ve riskli para. Teknoloji altyapılı ürünleri satıp da kasamıza giren para mı? Yoksa bu adamlar yamyam parası mı diyeyim, hadi. Şimdi bu vurdu kaçtı parası bunlar. Vurdu kaçtı. Şimdi şöyle söyleyeyim, kısa vadeli bunlar, girmesi çıkması belli olmaz. Niye? Peki niye giriyorlar, niye çıkıyorlar? Yani böyle fantezi olsun diye mi yapıyorlar bu işleri? Hayır. Şimdi senin 1 milyon doların olsun Ferit. Herkese çok basit rakamlarla anlatayım. 32 milyon 300 bin lira TL karşılığı var demektir. 32 milyon 300 bin lira. 1 milyon dolarını getirdin. Sen Türkiye'ye bir sene falan da güvenmiyorsun. 6 aylığına getirdin. Tamam, evet. 6 aylığına. Herkes eline kağıdı kalemi alsın. Biliyorsun benim bir şikayetim var.
bizim toplumumuz rakamlarla, kavramlarla, ölçeklerle problemi vardır. Algımız zayıftır. 32 milyon 300 bin lira. %55 ile hazine bonosu, repo, borsa ne dersen de TL varlıklarda değerlendireceğim. Tamam. Bak abartmıyorum. %55 faizle abartmadan söylüyorum. Ferit, bu 6 ayda benim bu param 41 milyon 344 olur. Senin o 1 milyonun 6 ay sonraki bu faizle yani %28 ile çarpıyorum 41 milyon 344 bin olur. 40 bin tamam. Bunu 6 ay sonra doları 36 liradan aldın ki kimse 6 ay sonra yıl sonunda 36'yı öngörüyorlar. Aldın mı 36'da? Hı hı. Sevgili Ferit 1 milyon 148 bin liran oldu 6 ay sonra. Yani tamam. 6 ayda %14,85 dolar bazında para kazandı. Döviz bazında. Bu adam bir ayda da çıkar. Hele hele hazine faizleri düşmeye başladığında kazancı daha da çok artacak. Daha da çok artacak. Söylemeye çalıştığım şudur Ferit. Kredi derecelendirme kuruluşları dahil, yabancı bankalar dahil, Deutsche Bank dahil, bilmem Bank Paribas dahil, bütün batılı bankalar veya Bank of America dahil TL varlıklarının mucizeler yaratacağını hepsi gazlıyorlar şu an. Sevgili seyirciler, çok para kazanacaklar. Çok kazanacaklar. Tabii gazlarlar bizi. Çok şimdi, çok çok. Öyle böyle değil yani. Vuracaklar bizim üzerimizden. Dikkat. Sevgili Zanka TV izleyiciler lütfen dikkat. Bugün itibariyle bizim kredi hacmimiz 14 trilyon. %60'lık enflasyon ortamında, %70'lik enflasyon ortamında o 14 trilyonluk kredi havuzundan birileri %15'le kredi kullandılarsa bu bir servet transferidir. Şu an bizim kredi havuzumuz bankacılık sisteminin kredi havuzunda 14 trilyon TL'lik bir havuz var. Bunun yaklaşık 1 trilyon civarındaki kısmı bireysel kredilerden oluşuyor. Ama o 1 trilyonluk bireysel krediler demek 35 milyon insan demek. Onlar da bu sistemin meşruiyetini üretsinler diye onlar da o kredilerden istifade ettiler. Ama o 14 trilyonun 13 trilyonluk kısmı var ya, 13 trilyonluk kısmı %60'lık 70'lik enflasyon ortamında %15'lik 20'lik krediler kullanıyorsan bunun doğal sonucu servet transferidir. Tamam? Sen bu birilerinin zenginleşmesine yol açar. O firmalar, o kredileri kullananlar işletmesinde verimlilik esaslarını gözetmesine gerek yoktur artık. O firmanın rasyonel çalışmasına da gerek yoktur. O işletmenin yenilik peşinde koşmasına da gerek yoktur. O işletmenin ucuz finansman kaynağı varsa bütün yenilikleri, verimliliği öldürdün demektir. Bu aynı zamanda servet transferidir, bu aynı zamanda gelir dağılımının bozulması demektir. Hatırla, herkes hatırlasın, ezbere söylediğim için diyorum. Muhalefet 128 milyar dolar nerede diye takıldıklarında biz ısrarlı ne 128'i ortada 320 milyar dolarlık döviz pozisyon açığı özel kesimden kamunun sırtına yüklendi dedik. Ne demek bu abim? Döviz pozisyon açığı ne demek? Bu niye kamunun sırtına yüklenmiş olsun? Şöyle, sen dövizi olması gereken seviyenin dışında baskılayarak, Merkez Bankası'nın kaynaklarını kullanarak piyasanın döviz talebini karşılarsan, o piyasa dediğimiz kesim döviz pozisyon açıklarını kapatır, hatta fazlaya geçer. Bunun yerine kamunun döviz pozisyon açığı doğar. Bu birilerine servet transferidir
milletin sırtına da yüktür. Hakkını yemeyeyim. Bu konuyla dörtlü açık, ikili açık diye başlıklar attığımız zamanlar aklıma geldi. Bundan yıllar önce. Dikkat çiftli açık geliyor, dörtlü açık geliyor diye. Şimdi tam sen söyledin diye söyleyeceğim. Çünkü Mehmet Şimşek de geç de olsa bunu... Ne? Bak bize yine yalan söylüyorlar. Bize yine yalan söylüyorlar. Cari açığı düşürecekmiş. Ha bak bu cümle onun. Şimdi bak şu cümle üzerine Mehmet Şimşek'e hodri meydan diyorum. Şu saydıklarının müsebbibi sen ve senin ekibi. 22 yıllık dönemin sonucu bu cümle. Cümleyi herkes okusun. Lütfen herkes okusun ve ezberlesin. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı ve tüketime dayalı büyümeyi sürdüremeyiz. Rubi Gökdemir konuştu. Sanki sen konuştun abi. Yani şimdi bunu nasıl bu millete bu 22 yıl sonra bu lafları nasıl söylüyorsunuz? Yüksek enflasyon, dünyanın 5. yüksek enflasyonuna sahibiz. Peki düşük olduğu yıllar var mıydı? Vardı. Nasıl vardı biliyor musun? Dünyadan az gelişmekte olan piyasalara ucuz dolar yağıyordu. O sebeple yurt dışından ucuz mallar, Çin malları ithalatını yapıp düşük enflasyonla o zaman karşılaştık biz. Hangi yıllar? 2013'e kadar. 13 öncesi. Sonra sevgili Ferit, herkes açsın baksın, bana inanmayanlar. Türk tarihinde, Türkiye tarihinde milli gelirin %5'inin üstünde cari açık verilen 22 yıllık başka bir dönem yoktur. 5'in üzerinde, milli gelirin %5'inin üzerinde cari açık verdik. Bir önceki yılı söyleyeyim mi? 20 yılı. 0,7. 5 nere? 0,7 nere? Ne dedim? Peki cari açık ne demek abi? Veya dış ticaret açığı ne demek? O dış güçler dediğimiz adamlar var ya, onların ürettiği tasarrufu burada yiyip içip keyif yapmak demek. Peki o dış güçler bu parayı sizden çıkarmazlar mı? Çıkarırlar. Valla bir söyleyeyim mi? Gerçekten Tayyip Erdoğan kadar Rubil abi ben şanslı bir adam da görmedim ya. Ciddiyim yani. Yani niye diyeceksin Ferit bunu söylüyorsun bu şanslı diye. Dur şöyle yapayım da daha iyi olsun. Yani sevgili seyirciler ben böyle bir şey görmedim ya. Aklım almıyor gerçekten. Bakın 22 yıl geçmiş. 22 yıl içinde biz Zanka TV'yi ne zaman kurmuştuk? 5 sene oldu. 5 senenin son ilk 2 yılında yoktu. Yani biz 3,5 yıldır falan Rubil abiyle yayın yapıyoruz. Ben ortalama. 4 yıldır yayın yapıyorum seninle. 4 yıl olmuş tamam yani. İlk 1 yıl demek şeymiş. 4 yıldır. Ya ben Rubil abi tanıdığım günden beri yaptığımız yayınların ortalamasında bu 4 açıktan bahseder. Bas bas bağırır. Ben de tabii aynı şekilde beraber yapıyoruz yayını yani. Ya işte arkadaşım bak felaket geliyor, tehlike geliyor, yapmayın efendim diye. Umursamazlar. Umursamadıkları gibi ben ekonomistim derler. Ekonominin sorumlusu benim derler. Ondan sonra da bize felaket tellalı, sen sorun yaratıyorsun falan gibi cümleler söylerler. Abi aradan yıllar geçer. Kendi kendilerine itiraf ederler ve kamuda tasarruf derler. Yok işte 4 tane açık varmış da Mehmet Bey günaydın. Şimdi bütün bu olaylara rağmen Rubil abi yine de bizleri yöneten iradeye laf söyletmeyen milyonlarca kitledinde olduğunu düşün. Çok şanslı ya. Ya ben vallahi çok şanslı ya. Şanslı yani demokratik yani daha böyle ileri bir toplumda adamın canını okurlar ya. Bak ciddiyim yani. Adamın canını okurlar. Bizde bir şey olmuyor abi. İlginç ya. Şanslı. Niye olmuyor? Recep Tayyip Erdoğan şanslı değil. Şansını kendisi üretiyor. Siyaset mühendisliğini, siyaset projelerini, proje üretmeyi, kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı, ödül vermeyi, havuç vermeyi, cezalandırmayı öyle güzel yapıyor ki. Şu an muhalefeti bile dizayn ediyor. Farkında mısın? Onlara elma şekeri uzatıyor, onları meşruiyet sağlıyor, onlara itibar veriyor. Orayı bile dizayn ediyor. Sosyolojiyle bile oynuyor.